Selamun aleyküm arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz değerli takipçilerim? Bizi sorarsanız biziz arkadaşlar. Arkadaşlar bugün yememize başladık. Yorgunluk, bitkinlik, kol ağrısı, bacak ağrısı, işte artık yaşlılık da yavaş yavaş ilerliyor. Yaşta ilerliyor. Ondan sonra o günü işte gördüğünüz gibi konserveyle uğraştık. Konserveden sonra da kalktık. Şeyle uğraştık, ne onun adı, temizlik komple yaptık. Ondan dolayı bugün dinlenmedeydik. Oğlum. Niye? Ben sana gidiyorum. Kimle gidiyorsun? Benimle. Hepicin, hepiniz. Ya? Ben söyledim ya, ben daha önce Tamam. Şöyle mi çıkıyor hemen? Evet, tamam. Abi benim pantolonu varmış. Pantolonu diktirmeye gitti. İş yerinden pantol vermişler. Onu diktirmeye gitti. Arkadaşlar işte epey bir yorulduk. Bizim çocukların nazasının olduğu yeri karınça tencereden girmiş içeriye. Ne kadar kum varsa oraya çıkartmış, sanki kum ocağına dönmüş böyle. Oğlum hala ağrıyor, ranzayı çek, çekmeceleri çek, onu yap, bunu yap derken bayağı bir yorulduk arkadaşlar. Bugün de gittim, ay elim yandı. Bugün de gittim, biber aldım geldim. Süs biberi. Turşu yapacağız. Turşumuzda daha şey, sade turşu yapacağım. Biberler de çok güzel arkadaşlar. Biberler, şöyle göstereyim size. Biber böyle çok güzel. Ben çok beğeniyorum biberleri. Kırmızılar da bunlar. Kırmızıların içinde patates sulusu yapacağım. Patates sulusunun içine doğrayacağım. Etimi düdüklüde haşladım. Koyun eti vardı. Ona haşladım, düdüklüde doğradım. Kemikliymiş o da, ben sadece zannediyorum. O da kemikliymiş. Bu da herhalde şey ya, çemen içine ayırdım de herhalde onu çıkartmışım yanlışlıkla, bilmiyorum da. Onu şey yaptım. Haşladım öyle. Biraz dövme pilavı pişirdim. O haşlanana kadar ben pilavım da pişsin, hazır olsun dedim. Şimdi pilavımın yağını yakarım. Ondan sonra sulu da çabuk pişer zaten. Eti de pişti ya. Pişer. Ondan sonra yemeğimizi yeriz arkadaşlar. Oğlum her yerim ağrıyor. Mustafa da iş yeri, işte bu girdiği işte daha şey vermediydi, kıyafet vermediydi. Yeni diktirmişler 4-5 aydan beri. Ondan sonra şey yaptı. Bugün kıyafet vermişler. Vermişler böyle böyle. Onun için o da gitti, kıyafetini şey yaptı. Pantolonun ayağı dar olmadığı zaman da şey oluyor diyor, istiral falan diyor, dağılıyor diyor, iyi olmuyor diyor. Onun için onu daralttırmaya gitti. Ayak ucu dar olunca kaynak yaparken veya da istiranla bir şey keserken şey olmuyor diyor. Ama bol olursa takılıyor diyor, ona diyor. Ayağım niye yanıyor diyor. Konserveden kurtulduk çok şükür. Şey kaldı, ne onun adı? Patlıcanlar, matlıcanlar kaldı. Onları dolaba koymak için. Tamam, onlara da artık ne zaman denk gelirse artık közleyip dolaba koyacağız. Aslında biberi akşam adam gelmiş. Ben evde yoktum. Birinden zeytinyağı bakmaya gittiydim. O sırada gelmişler, söylemişler, demişler böyle böyle demişler. Ben hazır, anne gelsin olsun. Onlar Meysa bana söylemeyi unutmuş. Biz akşam misafirliğe gittiydik. Orada söyledi bana. Eğer şimdi gitsek geç oldu dedim. Ondan sonra şey oldu, eve geldikten sonra gitsek dedim. Baktım geç oldu. Oradan da bırakıp da gidemezdik. Sonra şartım öbür türlü olsaydı 10 kilo alacaktı. Sonra dediler yok,
senden haber çıkmayınca biz sattık, gelmeyecek herhalde demişler. Satmışlar. Sonra artık 5 kilo aldım dedim. Bunu bana verin. Bence 5 kilo verebilirim dedi. Bir de dedi gel dedi şeyde toplayacağım dedi. Salı çarşamba günü dedi toplayacağım dedi. O zaman topladığımda dedi yine dedi şey yaparım dedi, veririm dedi. Tamam dedi. 50 liradan çok güzel ama bu dedi. Sıcaktı oğlum bugün hava ya, baya bir sıcaktı. Bugün hava baya sıcaktı arkadaşlar. Salçam, karışık salçam bitti. Karıştırmam lazım biraz. Kemikliydi işte, baksana kemiklerini de koydum içine dedim. Her şey yapayım. Sen buradan mı alıcılar attı mı? Kaç kişi gidiyorsunuz? Bu saatten sonra yüzülür mü oğlum? Karanlık derinleri merinlere de gitme ha. Elin için. Dikkat et. Kim kim gidiyorsunuz? Eti de pişmiş mi acaba? Lokum gibi olmuş. Patates sosu yaptım olmaz. Yanına da börekler düşürdüm. Bu kapımızın ağzından ayrılmıyor arkadaşlar. Bu buradan. Dün temizlik yaptım. Paspaslarım da şurada kaldı. Fırça paspas da orada kaldı. Havluyu da şey yaptım. Ay, feneri açık kalmıştı. Mustafa'nın tavukları. Orası. Niye? Ne nazar oğlum ya. Bu pirincim arkadaşlar. Bu da bulgurum. Dışarıya koyayım böyle. Şöyle bakın göstereyim aslanım, size. İstanbul'um. Ne yapayım bunu? Şöyle tam rengini alıyordum. O üstlerine atsana ormanlara muşamba, yakar tamamı. Bugün hava çok sıcaktı. Elini artır. Vur lan. Dün temizlik yaptığımızda ranzanın altında terlikler vardı. Onları da çıkarttık, makineye attık, yıkadık. Ben de kuşamda dedi. Yorsun gece yağmur yağar falan diye. Yok oğlum ya, ne yağmur? Yağmur yağsa yağar. Koyduk. Yağsa? Bunlar da yağmaz, yağmaz. Emin misin? İçeriye koyacağız kışın kıymet için. Ama. Topla topla ama ki o kenara açık yer var ya. Oraya bir şey koy. Şöyle açıklık var ya kenarda. Oraya katarım da. Şu müsembayı şuraya katıyorum ha. Topluyorum şuraya katıyorum. Ya da topla arka tarafında kalsın. Yok ya, orada karabalık olur. Karabalık olmaz, daha iyi işte, akıllı.
Motor dolu burada. Herkeste bir motor var. Herkeste. Şu uçlarında taze yapraklar var. Onlardan şey yapacağım. Ne onun adı? Toplayıp sarma sarar mı diyorum ama şurada bir tane var, o da kurulmuş. Biraz. Abi 12 kilo yağ var mı? Atı ya. Ocağın içine koyuyor. Bundan zarar alıyor. 12 kilo. Acaba patates ne kadar ya? Tamam, patates az. Gel bunu çocuğun tabağına koyma. Simit yedin mi? Anne bana bir kaşık koy. Sen niye azıyorsun? Şey yedim ya ben. Acılı ekmek yedim ya. Ben akşamdan oruç tutacağım. Akşamdan oruç mu tutacaksın? Çok duyduk o lafları. Erlence'ye gittim. Gündüz tutmayayım, ben akşam atıyorum. Gittin, ne oldu? Batın bir önünde... Benim açımız... Şeyde... İş yerinde. Sonra selamlaştık, hoş beş. Bitti, her şeyi nereden getirdi. Borcum ne kadar dedim. Yok ya dedi. Yok ya dedim, borcum ne kadar dedim. Yani iş olmaz diyor, benden olsun bu seferlik. Babana selam söyle dedi. Babası fazla para verdi o gün. Ey Allah razı olsun dedi. 30 dedi, ben 70 lira verdim. Yok adam yine vicdanlı oğlum, öbürlerine göre. Ve eşim 30 diyor, 70 veriyor. Eşime de 30 lira verdiyip de eşim de mesela bir işe gidiyor, 30 lira veriyor. Adam çıkartıyor 15 lira veriyor. Ne güzel işte. Fazlası da zarar yapıyor. Ben insanlara fiyat söylemiyor, ne verirsen ver derse tabii şey yapamaz, kar yapamaz. Sana Serdar Sultan'a götüreceğim. Alela. Beni götür beni. Mustafa ile beraber yesin şunu. Ya. Kimin duası, kimin parası? Ne yapayım? Vallahi baba öyle demekle olmuyor vallahi. Oluyor ya. Paran olmazsa bir şey alamazsın. Oluyor. Aynen öyle. Her şey para bu devirde. Benim selamım gitse seni de işini yürür tamam. Yalandı. Evet, şimdi gideriz, selamını veririz, her iş yürür. Sen niye, sen ünlü müsün? Söyle gel yaptırak o zaman, hani olmuyor. Sanki iş adamı. Her işin yürümüyor demek ki. Baba. Ben Kadir amcam... Aç kalmazsın ne yolum. Ben Kadir amcanın adını öldüm, bütün kapılar açılıyor. He, kapılar kapanır. Açılmaz. Arkadaşlar, dövme pilavı, patates sulusu. Nasıl güldürdün lan? Ve aldığım biberler de şurada, bu biberleri de Rümeysa oradan almış. Biber çok güzel gerçekten. Çok beğendim. Kepçe var mı kepçe? Hoşit dayıya da söyledim. Dün bir daha topladığımda bana haber et. Tamam kızım dedi. Arkadaşlar, bugünlük videomuz bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Güle güle.